Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. Uzak yakın demeden her yere gitmeye çalışıyoruz. Bugün yine vatandaşlara İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahmutoğlu mu diye soracağız. Hadi başlayalım. Görmüşken ilk size sorayım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahmutoğlu mu? Bir Murat Kurum cevabı geldi duyulmadıysa. Anket yapıyoruz çok kısa. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahmutoğlu mu? İmamoğlu. Merhaba abi. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahmutoğlu mu? Tabii ki İmamoğlu. Neden tabii ki İmamoğlu? Yaptıkları ve yapamadıklarına bağlı olarak değerlendirdiğimiz zaman bunca problemlerle boğuşarak yapabildiklerinin gerçekten hakkını verdiklerinde daha iyi yapabileceğini düşündüğümüz için. Sizce İmamoğlu'nun önünü kesiyorlar mı? Kesiyorlar mı derken tabii ki mevcut yerel hükümet kesiyor. Abiye de sorayım. Abi İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahmutoğlu mu? İmamoğlu tabii ki. Siz de tabii ki dediniz. Nedenini açıklayabilir misiniz? Yani bir sebebi yok ama yani şey yok yani herhangi bir sebebi. Yani. Sadece seviyorsunuz. Evet, seviyorum. Teşekkür ederiz. Abla size sorayım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahmutoğlu mu? İmamoğlu. Siz İmamoğlu diyorsunuz. Aynen, aynen. Teşekkürler. Teyzeyi gördüm, soracağım hemen. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahmutoğlu mu diye soruyoruz. İmamoğlu. Teşekkürler. Beyefendi size sorayım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahmutoğlu mu diye soruyoruz. İmamoğlu. Teşekkürler. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahmutoğlu mu? İkisine de oy yok. Kimi tercih edersiniz? Emekliye kim? İkisine de dediniz. Azmi Karamahmutoğlu'na da mı oy yok? O kim? Kimin adayı? Zafer Partisi'nin adayı. Zafer Partisi'ne verebilirim. Çünkü emekliyi düşünmeyen kimseye oy yok. Bağlanma oranları yüksekti. AK Parti 2007'de düşürdü emekli maaşlarını. Düşürdükçe düşürdü. Kuş gibi yaptı. 10 bin lira zam yapıyor emekliye. %42'ye kadar çıkıyor yine 10 bin lira. Artı az alana çok, çok alana az olan olayı yapması gerekirken ben bugün eskiden emekli maaşımı sorguladığım zaman 4 tane asgari ücret yapıyordu. Şu anda bir asgari ücret bile yapmıyor. Bağlanma oranlarını düşürdüğü için oy yok. Koyu AK Partiliydim. Şimdi gene emekliyim. EYT'den de dahi vermedim. Gene vermeyeceğim. Zafer Partisi'ni düşünebilirim. Son seçimde kime verdiniz? Yine AK Parti'ye mi verdiniz? AK Parti'ye verdim. Neden dolayı? MHP, HDP olayı olduğundan dolayı CHP'ye vermedim. Ondan önce İmamoğlu'na vermiştim. Benim için şu anda hiçbiri değersiz. Çünkü sizce CHP ile HDP işbirliği mi yaptık son genel seçimde? HDP ile işbirliği yapan partiye vermem o. Kesinlikle vermem. Emekliyi düşünmek İmamoğlu'nun görevi mi sizce? İmamoğlu'nun görevi değil de şunu demeye çalışıyorum ben. CHP, HDP yanına yanaştıkça oy alamaz hiçbir zaman. Azmi Karamahmutoğlu'nu tercih edersiniz o zaman. Ankete ekleyeyim mi? Ekleyebilirsin. Bir de şeyi söyleyeyim size. Millet Partisi'nin genel başkanı diyor ya HDP ile işbirliği yaptığı için doğru söylüyor. Adamcağız doğru söylüyor. Yani Azmi Karamahmutoğlu'nu ekliyoruz. Aynen. Teşekkür ederiz. Size sorayım abi. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahmutoğlu mu? Murat Kurum mu? Neden Murat Kurum? İmamoğlu gördük işte 5 seneden beri. Bir şey yapmadı. Ne yaptı? 5 senedir yönetiyor. Değişiklik olsun mu diyorsun? Evet. Değişiklik olsun. 20 senedir Erdoğan yönetiyor. Biraz Türkiye'de de değişiklik olmasın mı? Ben Murat Kurum diyorum. Gelsin. Tamam. Teşekkür ederiz. Size sorayım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahmutoğlu mu? Allah akıl fikir versin herkese diyorum. Tabii ki İmamoğlu diyoruz. Tabii ki İmamoğlu. Aynen. Neden tabii ki İmamoğlu? Ya yaptığı adamın hizmetler belli. O kadar hükümetin engellemesine rağmen adamın çalışmaları ortada yani. Her yerden. Ya ben en basitini size söyleyeyim mi? Metroların şeylerin inşaatlarına bakın. Ulaştırma Bakanlığı yazanların U değil mi? Evet. İstanbul'unkilerin M. Ama Ulaştırma Bakanlığı o parayı yine İmamoğlu'ndan almıyor mu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alıyor. O zaman bu kadar boş reklama gerek yok. Teşekkür ederiz. Merhaba abi. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahmutoğlu mu diye soruyoruz. C şıkkı 3 şık sordu. D'si yok mu bunun hiçbiri? D'si de var. HDP'nin adayı Başak Meral Danış Beştaş aday oldu. E'si var mı? M partisi. E şıkkı yok mu? Hiçbiri. Refah Partisi aday çıkarırsa ona verirsin. Niye böyle yönlendiriyorsun yani isimlerden? Yani hepsini soruyorum ben. Yok şimdi bak. İmamoğlu mu? Azmi Karamahmutoğlu mu? Murat Kurum mu? Hiçbiri. Şimdi tek tek hepsini saymaya vakit kalmıyor. Dediklerinin hiçbirisi değil ama diyebilirsin kime verecek kim olsun? Diyebilirsin. Şimdi benim iki tane adayım var. Bağımsız Türkiye Partisi ve Vatan Partisi. Biliyor musun bunların genel başkanlarını? Hadi ben size sen şimdi yoklayayım. Siz söyleyin de izleyicilerimiz bilsin. Hayır biliyor musun sen? Doğru söyle. Biliyor musun? BTP'nin başkanını görmüştüm açıklamalarını da izliyorum ama ismini şu an hatırlayamadım. Tamam. Vatan Partisi'ni biliyor musun? Doğu Perinçek olması lazım. Tamam, onu biliyorsun. O da Hüseyin Baş. Haydar Baş'ın yani evet. Aslında rahmet olunca şey yap. Bak güzelim. Olay ne biliyor musun? Olay Atlantikçilerle tamam mı? Vatanseverlerin savaşı. O gördüğün saydığın adamların hepsi Atlantik kafa. NATO mermer NATO kafa derdik biz. Çocukluktan beri büyüklüğü duyduklarımız böyleydi tamam mı? NATO mermer NATO kafa. İşte eşeği boyarlar. Kayseri'de eşeği boyayıp babasına satması gibi. CHP, BHP şudur budur onu bunu boyarlar. Size seçenek sunarlar. Sen de şimdi hani senin nezdinde hani diğer basın medya grubunu da şey yapıyorum yani. Kendini yetiştirmeden atlıyorsunuz buraya. O bu. Ha, İmam
İmamoğlu'nun olsa ne olur? Biz şimdi öne çıkacak adayları soruyoruz. Doğu Perinçek'in oyu yüzde kaç ki ben onu sana sorayım? Benim fikrimi sormuyor musun? Ben senin fikrini soruyorum da. Benim fikrim şimdi o. Şimdi sen Doğu Perinçek'in adayının yüksek bir oy oranı alacağını düşünüyor musun? Ben yani isterse bütün insanlar yanlış yapsın. Ben yanlış. Yok yok, ben sana onu söylemiyorum. Bak şimdi siz... O zaman sizi diğer kararsız kısmına ekleyelim. Niye kararım var? Diğer kısmına. Tamam. Yani işte öyle diğer oluyor. Hüseyin Baş mı, Doğu Perinçek mi? Hüseyin Baş'ın şeyi çıkmadığı için onu bilmiyorum ama şu an için Vatan Partisi'nin belli. Benim adayım Vatan Partisi. Bu memlekette yönlendiriliyor insanlar, tamam mı? İmamoğlu olsa ne olur, olmasa ne olur. Kurum ne? Yani olsa ne olur, ne olmasa ne olur. Yani benim gibi bir vatandaşa, aynı şekilde senin gibi bir vatandaşa, senin gibi bir vatandaşa olsa ne olur, olmasa ne olur. Bu insanlar yani diyor ki yalanlarım var, dolanlarım var, boy hırsızlıklarım var, yolsuzluklarım var. Bunların yani altında söyledikleri vaatlerin altında bunlar var. Tamam mı? Gel vatandaş gel. Yalanlarım var, dolanlarım var, istismarlarım var, hırsızlıklarım var, yolsuzluklarım var, arsızlıklarım var. Yani imkan olsa da hepsi çektirip gitse yani. O kadar. Hüseyin Baş BTP'nin başkanı ama aday değil. Aday belirleyecek. Hayır. Adayları belirlemediği için ama hani ben şu anda Doğu Perinçek Partisi'nin adayı belli. Tamam mı? Bak şimdi şurada şehircilik 100 yıl çevre şehircilik şeyinin minibüsü var. Onun önünde de Nazım Hikmet'le Atatürk'ün resmi var. İşte bu benim dediğimi işte söylüyor, tamam mı? Adamın kafa veya fark etmez İmamoğlu. Hiç o kafada değil. Yani bu insanlar devrimci bir kafa. İşte diyor ki yalanlarım var, dolanlarım var. Gel sana türlü türlü palavralarım var. İşte hani Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın arabası önde koymuş işte. Neresi burası? Bakırköy. Ne kadar götürürsem. Görsünler orada Nazım Hikmet'i Atatürk'e. Yani bak ne kadar ince ayarlar. Tamam mı? NATO mermer, NATO kafa hepsi. Bu NATO kafalardan bu memleket temiz dendiği zaman devrim olur, reform olmaz. Reform eskiyi boyamadır. Devrim olur, devrim olduğu zaman da sen de kurtulsun, ben de kurtulurum, herkes kurtulur. Teşekkür ederiz. Şimdi Eren ben. Sizin isminiz ne? Hesap kusura bakma, Metin Özdemir. Estağfurullah. Metin Özdemir. Teşekkür ediyoruz. Vatandaşımızdan şöyle bir eleştiri geldi. Neden bu üç aday dışındaki adayları saymıyorsunuz diye. Daha belirleyici olabilsin diye yüksek oy oranına sahip olabilecek adayları söylüyoruz, soruyoruz. Yani siz de yanlış anlamayın, şüpheye düşmeyin. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahmutoğlu mu? Kurum. Kurum cevabı geldi. Size sorayım. Murat Kurum mu, İmamoğlu mu, Azmi Karamahmutoğlu mu? ZDP ver dedi. DEM Partisi adayını açıkladı. Meral Danış Beştaş. Ona ekleyeyim mi? Ekleyin beni. Diğer kararsızı ekliyoruz. Teşekkürler. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahmutoğlu mu? Selahattin Demirtaş aday değil. DEM Partisi'nin adayı şu an Meral Danış Beştaş. Selahattin Demirtaş. DEM Partisi'ne ekleyeyim mi? Ekleyin. Teşekkürler. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahmutoğlu mu? İmamoğlu. Teşekkürler. Efendim? Bence İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Süper çalışıyor. Önlük eksikleri halde gene çalışıyor. Teşekkür ederiz. Dayı sana sorayım mı? İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Karamahmutoğlu mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Murat Kurum abi adam gibi adam, çalışkan biri. Abi, dur. Söyle abi, dinliyoruz seni. Neden Murat Kurum, anlat. Abi çalışkan adam. Doğuda gördün işte. Adam orayı ne yaptı? Hep orada onların yanında. Ya adam gibi adam. AK Parti. Hem de İstanbul'u, Ankara'yı AK Parti alması şart. Peki AK Parti İmamoğlu'na aday gösterseydi oy verir miydiniz? AK Parti İmamoğlu'nu mu? Evet. Verirdim. Yine verirdiniz. Yine verirdim. Yani adama değil partiye veriyorsun sen. Ayıp, onu yola getirir. Emekli misin amca? Emekliyim. Emeklisin, simit satıyorsun burada. Kaç liraya satıyorsun? 10 lira tanesi vereyim. 10 lira. Şimdi senin gününü kurtarabilmen için kaç simit satman lazım? Parasını satmıyorum ben. Bir arkadaş var. O memleket ki onun için taklıyor. Ben Allah'a şükür. Ben... Onun yerine çalışıyorsun. Senin durumun iyi. Allah'a şükür. Nişantaşı'nda güldür binasını biliyor musun sen? BKM, güldür. Evet. Onun üstüne benim iş yeri var. Oo, abi senin tuzun kuru. Sen tabii seçersin. Henüz benim... Ama durumu kötü olsaydı ne yapacaktın? Durumu kötü olanlar ne yapsın? Durumu kötü olmaz. Çalışan adamın durumu kötü olmaz. 18 milyar 17 milyar aylık var. Peki senin o kadar malın mülkün var. Sen niye simit satıyorsun burada, yoruluyorsun bütün gün? Yorulmuyorum ben, ha böyle oturuyorum. Valla alışmışık biz sokağa. Nerelisin amca? Başkanın yerinde. Rizeli misin? Yok Samsun. Samsun, hangi başkan Samsunlu? Tayyip, nereli? Tayyip Rizeli. Rizeli işte. Ben de onu sen Samsunlusun, nasıl hemşeri oluyorsun? Aynı hemşerim tabii. Rizeli misin, Samsunlu mu? Evet, aynı, hepsi aynı. Erdoğan Rizeli. Rize, Trabzon, Giresun, hepsi böyle sırayla. Bir simitin 10 lira olması normal mi amca? Tabii normal ya. Normal. Abi kiralar asgari ücret. İmamoğlu bak, Tayyip'i hiç duydum.
mı sen? 10 lira zam yaptın. Senin emekli maaşın ne kadar abi? 12. 12 bin lira. Evet, 12 bin küsur yani. Simite 10 lira desek, ayrana kaç diyelim? Ayran da o, su da o. Ayran da 10 lira. Günde 20 lira harcayacaksın, 30 ile çarpıyorum, 600 lira. Günde 3 öğün yedin evet. Diyelim. Ah, yanında getirmedim. Bak ben 12 milyar alıyorum. Evet. Her parayı almadı gidelim, 150-200 dolar ya çeyrek alırım. Her parayı almadı. Nasıl ayırıyorum. Geçiniyorsun? Para kalıyor mu çeyrek aldıktan sonra? Hepsi abi de hemşerimdir. Amca 4 kişilik bir aile sabah öğlen. 4 kişi tanımam ben. Benim oğlum 150 milyar maaş alıyor. 150 milyar. Allah daha çok versin. Allah daha çok versin abi. Senin ihtiyacın günde, yokmuş günde ki. Günde 30 milyar kazanıyor. Ama böyle sürtüş yatma yok. Sence ekonomi iyi mi abi? Ha, iyi. Çalışana para çok. Benim patronum Malatyalı. Adam yok adam. 20 milyara adam yok. Çalışan yok. Ama... Abi numaranı ver, eleman bulalım sana. Bana değil. Ne abi, sana eleman da, lazım değil mi? Lokantaya git bak. 20 milyar adam bulamıyor bak. Git lokantaya. Tamam ben ondan alırız ya. O zaman numarasını. Beyoğlu'na git. Yağmur var, yağmura git. 18 milyar adam arıyor. Bir haftada bana yavlarıyor. Ne tamam abi. Ya? Hayırlı işler, kolay gelsin. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmutoğlu mu diye soruyoruz. İmamoğlu. Teşekkür ederiz. Sizce? İmamoğlu. Teyze sana sorayım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmutoğlu mu? Size sorayım. Tabii ki İmamoğlu. Neden tabii ki İmamoğlu? Onu açıklayamayacağım şimdi, o kadar uzun ki. Arkadaşım size çok güzel yardımcı olur bu konuda. Teşekkür ederiz. Size soralım o zaman. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmutoğlu mu? İmamoğlu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, çünkü Dürüst Parti, çünkü bu okçuluk gibi derneklere para akıtmayan vatandaşın... Cumhuriyet Halk Partisi değil. Cumhuriyet Halk Partisi Erdoğan'a aday gösterseydi oy verir miydiniz? Yine vermezdim. Teşekkür ederiz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmutoğlu mu? Başak Demirtaş yok mu? Meral Danış Beştaş aday oldu DEM Partisi'nden. DEM Partisi'nde kim varsa o. Teşekkür ederiz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmutoğlu mu diye soruyoruz. Kaça satıyorsun balonu, onu söyle önce. 60 lira 70 lira. Ucuz mu sence, çocuklar alabiliyor mu? Ya da anneleri isteyince. Ben ucuza satıyorum. Normalde şunu 100'e 150'ye satıyorlar. Çocuklar bunu al diye annesinden isteyince. Ağlıyorlar. Ağlıyorlar, annesi almıyor. Ama almıyor. Para yok. Millette para yok ya. 17 bin lira yaptım maaşı ama neye yarar ki? Yetmiyor. Onu yapacağına şöyle ilk önce kiranın önlemini alsın. Ama bak burada simitçi abi var. Ben simit satıyorum. İyi geçiniyorum diyor. Şimdi o adam simit satıyor, iyi geçiniyor demek ki kendisine göre, demek ki bir maaşı var, bir geliri var. Evet, onun oğlu 150 bin lira para alıyormuş. Ya bak, gel benim evime, benim evimde televizyon yok. Sen peki ihtiyacın olmasa bu balonları satar mıydın? Niye satayım ki? Daha güzel bir şeye geçerdim. Daha güzel bir işe geçerdim. Oy tercihiniz hangi yönde olacak? Vallahi hiçbirine bir yandan vermek istemiyorum ama yine de olursa da İmamoğlu'na. Kolay gelsin abi, teşekkür ederiz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmut? Neden Murat Kurum? Daha lafımı bitirmeden hemen cevap verdiniz. Cevabımı da anlamış o. Hükümetle bağlantılı olduğu için hizmet gelir. Şu an gelmiyor mu? Yok. Neden gelmiyor peki? Hükümet desteklemiyor mu belediye? Hükümet destekten ziyade... Ya da önünü mü kesiyor? Ziyade şu var. Açılan hendek diyeyim artık. Çukurlar bir türlü kapanmıyor. Yollar görüyorsun işte. Bakırköy Meydanı'nda görüyorsunuz. Ana arterleri görüyorsunuz. Murat Kurum'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyordu. Onun zamanında niye düzeltilmemiş sizce? Düzeltilmemiş. Eksikler varsa tamamlasın. Teşekkür ederiz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmutoğlu mu diye soruyoruz. İmamoğlu. Teşekkür ederiz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmutoğlu mu? İmamoğlu. Sizce? Evet. İmamoğlu'nu ekleyeyim mi? Evet, ekleyeyim. Teşekkür ederiz. Abi sana sorayım mı? İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmutoğlu mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İdeolojime daha yakın olduğu için, düşüncelerime. Evet. Yaptığı çalışmalar yani. Çalışmalarını mı seviyorsunuz, ideolojik olarak mı seviyorsunuz? Yani düşünce yapısını mı seviyorsunuz, yaptığı işleri mi? Düşünce yapısı ile yaptığı işler zaten bağdaştığı için yani. Peki İmamoğlu CHP'li olmasaydı yine oy verir miydiniz? İmamoğlu CHP'li olmasaydı oy verir miydim? Bugün çıktı, yeni bir parti kurdu, ben o partiden adayım dedi. Yine oy verir misiniz? Kendini bozmaz verebilirim. Kendini bozarsa yani CHP önemli değil yani. Yapılan icraat önemli yani. Şimdi parti, anladım. Parti önemli değil. Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmutoğlu mu? Tabii ki İmamoğlu. Neden tabii ki İmamoğlu? Yani yaşadık gördük. Kurum ne yaptı? Çevre Bakanlığı zamanında ne yaptı kurum? Verdiği hangi sözü yerine getirdiler? İstanbul'a ihanet ettik dediler. İstanbul'u betona boğdular. Ne kurumu? Ne kurumu? Teşekkür ederiz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu Azmi Kara Mahmutoğlu mu?
Mahmutoğlu mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Bilmiyorum. Benim seçimim Murat Kurum. Teşekkür ederiz. Size sorayım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu? Murat Kurum. Teşekkür ederiz. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu? İmamoğlu. Neden diye sorayım. Yani memnunum. Yani sonuçta İstanbul çok kalabalık bir yer. Yani ne yapabilir ki İmamoğlu? Yani bu hizmet yeterli bence. Daha ne yapabilir? Çünkü gösterilen kişi sayısının belki iki katı insan yaşıyor burada. Tabii ki daha iyi olabilir ama kısıtlamalar var, engellemeler var önünde. Bu sebeple gösterilenin iki katı dediniz. Mülteci olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani kayıt dışı. Yok mu? Etrafa bakalım. Zafer Partisi'nin adayı da diyor ki bütün mültecileri göndereceğim buradan diyor. Zafer Partisi diyor mu? Yani gönderiyorsa inşallah gönderir yani. Yani onu tercih eder misiniz göndermek istiyor ederim, diye? Ederim. Onu da ederim. Onu da son kararınız kim? Şimdi ben genç kızım var. Yani sonuçta ben onların geleceğini düşünüyorum. Yeğenlerim var. Kendim için konuşmuyorum. Onların geleceği için ne güzelse ben onu istiyorum yani. O kişi gelsin. Kime ekleyelim? Azmi Kara Mahmutoğlu'na mı? İmamoğlu'na mı? İmamoğlu. O kim? Azmi'yi ben Zafer tanımıyorum. Partisi'nin adayı. He. O da olabilir ya. O olsun, o fark etme. İkisi de olabilir. Kime ekleyelim şu an? Valla İmamoğlu. Kararsızı ekleyelim isterseniz. Kızım olsaydı Zafer Partisi'nin kimi isterdi? Ben İmamoğlu diyorum. İmamoğlu'nu ekliyoruz. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu? Atmanıza gerek yok. YouTube'dayız. Olsun, fark etmez. Ayıp. İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederiz. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu? Murat Kurum mu? Sizce? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? İmamoğlu'nu gördük çünkü. O yüzden Murat Kurum'u denemek istiyoruz bu sefer. Teşekkür ederiz. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Murat Kurum. Murat gel, Kurum. Gel teyze anlat. Murat neden? Kurum. Neden geldik, Murat geldik, Kurum? Geldik geldik. Bittiniz artık. Bittiniz hadi. Teyze kim bitti? Niye bitti? Yaşayacaksınız. Maaşlar, yiyecekler, içecekler. Eyvah. Haydi haydi. Eyvah. Evler. Eyvah. Murat Kurum'u tanıyor musun teyze? Tanıyorum tabii. Niye tanımayayım da? Kim Murat Kurum? Aa, ben cahil bir insanım ya. Estağfurullah abla, niye cahil diyorsun kendine? Kim ya? Murat Kurum. Bilmem kim ya. Murat Kurum eskiden ne görev yapıyordu abla? O Türkiye'yi kurtaracak inşallah. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu diyorsun. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Seviyoruz. Teşekkür ederiz. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu? İmamoğlu. Teşekkür ederiz. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu? Murat Kurum. Teşekkür ederiz. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu? Kurum canım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu? Tabii ki İmamoğlu. Neden tabii ki İmamoğlu? Çalışıyor. Bu kadar mı? Daha ne olacak ki? Murat Kurum daha iyi çalışabilir mi sizce? Murat Kurum bakanken çalışsaydı. Teşekkür ederiz. Size sorayım, İmamoğlu mu? İmamoğlu, evet. Direkt İmamoğlu cevabı geldi. Diğer adayları söylemedi bile. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu? İmamoğlu ya, tabii. Neden tabii İmamoğlu? Ya İmamoğlu kaliteli adam ya. Seviyorsunuz, tamam, teşekkür ederiz. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan aday değil. AK Parti'nin adayı Murat Kurum. Ona işte. Murat Kurum'u ekliyorum o zaman. Ekle, evet. Sizce? Evet, aynen. Murat aynen. Kurum mu diyorsunuz? Murat. Niye Murat Kurum teyze? Vallahi biz oldu bitti, onunla beraber gidiyoruz. Ölenece de onunla. İmamoğlu ne iş gördü ki hani ya? Hiçbir şey yapmadı. Deprem oldu, şey oldu, kaçtı gitti o şeylere. Neydi adı? Balık yemeye. Ama bizim partilerimiz çalışır. Teşekkürler. Tayyip Erdoğan. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu? İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu? Tabii ki Murat Kurum. Neden tabii ki şimdiden Murat Kurum? Hayırlı olsun. Bizim tercihimiz, bizim bakış açımız, bizim onayladığımız Murat Kurum. Sizce? Bir şey görmedik sanırım. İstanbul'a baktığınızda kazandığından beri İstanbul'un çehresinde değişen bir şey görmedik biz açıkçası. Gören varsa verebilir. İlerleme yok, gerileme var. Hizmet yok. Sadece bir iki parça bir şeyleri hizmetmiş gibi gösterip insanları göz boyamayla kandırmaya çalışıyorlar. Ama AK Parti belediyeciliğin kesinlikle hizmet belediyesi olduğunu inanıyorum. Teşekkürler. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu? Ben İmamoğlu'nu tercih ederim. Neden İmamoğlu? Neden İmamoğlu? Nasıl anlatayım? Daha dürüst birisi olduğunu düşünüyorum siyasette. En azından yapamayacağı vaatler vermiyor. Yapamamasının sebebi de yapmak istememesi değil. Başka şeyler. Mecliste reddedilmesi vesaire. Samimi, dürüst birisi olduğunu düşünüyorum. Murat Kurum gelirse hükümetten destek alacağı için daha verimli işler yapacağını söylüyorlar. İmamoğlu'nun almadığını düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Teşekkür ederiz. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu? Kurum. Kurum diyorsunuz. Teşekkür ederiz. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu? İmamoğlu tabii ki de. Neden tabii ki de İmamoğlu? Yaptığı icraatlar ve çalışmalarından dolayı onu destekliyorum. Teşekkür ederiz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bakırköy'de vatandaşlara İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu diye sorduk. Bize abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkürler.